sevgili öğrenciler. Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yine çok çok kaliteli bir soruyla, yani hücre zarından madde geçişlerini tam anlamıyla öğretecek bir soruyla karşınızdayız. Tamam mı abicim? Şimdi güzel bir şekilde sorumuzu bir okuyalım. Demiş ki, hücre zarından madde geçişleri demiş. Önce ben şöyle bir anlatayım, ondan sonra oraya dalalım. Tamam, tek atalım hemen sorumuza. Bak şimdi mevzu şu. Hücre zarından madde geçişleri ikiye ayrılır abicim. Şurası hücre zarının porları. Bak şimdi. Bir, hücre zarından geçebilecek küçük maddeler için yorum yaparım. Küçük maddeler ya çoktan aza doğru gidecek, buna pasif taşıma denir. Pasif taşımayla çoktan aza doğru gider. Ya da azdan çoka doğru gidecek, enerji harcayarak geçecek, buna da aktif taşıma denir. Bak, aktif taşımada enerji harcarsın, azdan çoğa doğru hareket edersin. Çift yönlü bir taşıma var. Azdan çoğa doğru veya buradan azdan çoğa doğru. Pasif taşımada da aynı şekilde çoktan aza doğru, ama burası çok olursa buradan buraya doğru. Yani çift yönlü bir taşıma var. Pasif taşıma enerji harcanmaz. Difüzyon, kolaylaştırılmış difüzyon, bir de ozmoz olayıdır. Tamam mı? Enerji harcanmadan taşıması. Aktif taşıma enerji harcanarak azdan çoğa doğru, azdan çoğa doğru enerji harcanarak yapılan taşıma. Yani ATP'yi kullanırsın. Geldim. Zardan geçemeyecek kadar, zar poru bu, büyük olan maddeler iki şekilde taşınır. Bak, büyük olan maddeler ya içeriye doğru alınır, bu olaya endositoz denir, ya da dışarıya doğru gönderilir, şeylerle, porlarla dışarıya doğru gönderilir, bunun adına da egzositoz denir. Bak, endositozda ve egzositozda içeriye alıyorsun, içeriye doğru alıyorsun, bak önce kıvrılıyorsun, kapatıyorsun, abicim deli gibi ATP harcarsın, her ikisinde de deli gibi ATP harcarsın, anladın mı? Ve bunlar da bak tek yönlü, endositozda içeri alırsın, egzositozda dışarıya verirsin. Mevzu bu kadar. Her ikisi de zardan geçemeyecek kadar büyük. Her ikisinde enerji harcanır ve her ikisinde tek yönlü bir taşıma söz konusudur dedikten sonra geldik, sorumuzu çözelim. Diyor ki, canlıların hücre zarından madde geçişi yöntemleri farklı kriterlere göre yukarıdaki gibi iki farklı şekilde sınıflandırmış. Bak, bunu sınıflandırmışlar. Biz neye göre sınıflandırdığını bulacağız bu soruda. Hücre zarından madde geçişlerinde bu sınıflandırma yapılırken verilen kriterlerden hangileri kullanılmamıştır? Kullanılmayana bakalım. 1. Madde taşınması sırasında enerji harcanıp harcanmamasına bakalım şimdi abicim. Bak şöyle bakalım. Basit difüzyonda harcanmaz, 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 harcanır, harcanır, harcanır. Bak gördün mü? İkiye ayırmış. Harcanmaz ve harcanır diye bir gitti abicim. Geçmiş olsun. Birli olanı attım, bir şıkkı eledik. Geldim iki. Madde geçişinin çift ya da tek yönlü olması. Bakalım abicim. Çift yönlü, çift yönlü, çift yönlü, çift yönlü, tek yönlü, tek yönlü. Bak tek, tek, çift. Bu değil, burası değil. Çift yönlü, çift yönlü, çift yönlü, çift yönlü, tek yönlü, tek yönlü. Bak gördün mü? Buna göre de ayırmış. İki de gitti abicim. İkili olanı da atıyorum. İki şıkka kaldık. Üçe göre yorum yapacağız. Taşınan moleküllerin hücre zarındaki porlardan geçip geçememesine göre. Bak, bunlar geçiyordu. Basit difüzyon geçer. Geçer, geçer, geçer. Geçemez, yalancı ayaklarla alınır. Bak bu da gitti. Hop, doğru cevabımız Denizli çıktı. Çeperli hücrelerde görülüp görülmemesi. Çeperli hücrelerde görülüp görülmemesi. Bak abicim, şunu söyleyeceğim. Bitki hücrelerinde içeriye doğru alma, yani endositoz olayı görülmez ama egzositoz olayı görülür. Bak şimdi burada direkt olarak bu eleniyor. Anladın mı? Bu eleniyor. O yüzden yani buna göre bir ayrım yok. O zaman bunu da buraya alması lazımdı. Tamam mı abicim? Doğru cevabımız Denizli olarak karşınıza çıktı. Bak bir şey daha söyleyeyim. Bitki hücrelerinde içeriye alamaz. Neden? Hücre duvarı var. Ama egzositozu daha küçük miktarlarda oluşturabiliyor. Kimler? Böcekçil bitkiler. Ama bakteriler endositoz da yapamaz, egzositoz da yapamaz. Bak sakın unutma. Neden biliyor musun? Bakterilerde bir tane organel var. Ne içeriye alarken koful oluşturman lazım, dışarıya verirken koful oluşturman lazım. O yüzden bakterilerde koful yoktur. O yüzden meydana getiremez, banko test sorusudur. Doğru cevabımız da Denizli'dir. Hadi bakalım, bir başka soruda tekrardan görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.